hocamızla devam edelim. Bir yandan şunu da ekleyeyim bu sıcak bilgi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden'ın Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını ifade etti. Ne olabilir artık bu yeni yaptırımlar? Tabii göreceğiz bu açıklandığında. Şimdi bir iddia daha var. Hasan Basri Hocam hem konuşulanlarla ilgili yorumunuzu rica edelim. Hem de Rus oligarklar Putin'i zehirleyebilir mi? Böyle bir planları olabilir mi diye soruluyor. Gerçekten işte bu çatışma, bu savaş ortamında her şey dile getirilebiliyor. Şöyle Rus oligarklar yaptırımlar nedeniyle zor durumda. Dolayısıyla kendilerini de bu zor durumdan çıkarabilmek için Putin'i zehirleyecekler iddia bu yönde. Ee, Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndaki istihbarat baş müdürlüğü bunu ifade ediyor. Ama tabii hep bu bilgilere hep propaganda da olabilir mi diye bakıyoruz ya. E, değerlendirmenizi rica edeceğiz. Rusya'daki bir etkili grup Rus lideri görevden almak için komplo kurmaya başladı diyor bu istihbarat servisi. E, Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Oleksandr Bortnikov'un Putin'in yerini almak için de seçilen adam olduğunu öne sürdüler. Buyurun hocam. Çok fazla Sala nokta öyle. atış gibi geldi. Çok fazla mı böyle? Bu Çok kadar da net isim yani. mi söylenir Evet, Nereden diyorsun? buldular? Işte, o toplantıya girdiler herhalde falan. Yani Tartışılır tabii de. Öncelikle şu Biden'ın açıklamalarıyla başlayalım isterseniz. Evet. Yani Biden'ın evet. tavrı e, daha savaş başlamadan itibaren e, bir felaket tellalı görevi görmek üzere kurgulanmıştı Geliyor, gelecek, Rusya girecek, 16'sında olacak, 20'sinde ya olacak. Ama bir şey var. Sovyetler istihbarat raporu son istihbarat raporu oh. doğru çıktığı için şu anda abi, herkes bu da olabilir gözüyle söyledik, bakıyor. Yani Rusya'ya girecek dedi ve onun dediği planla çıktığı için i̇şte, şu anda herkes vay olabilir e, şeyi var. Tabii tabii bir bir istihbarata, bir istihbarata <laughs> dayanarak mı bunu söylüyor Bahşeytin yoksa Hoca hikayesi gibi bunu söylediği için mi gerçekleşiyor? Meselesi evet. ciddi bir tartışma konusu. Yani Mesela işte uzun süre Rusya işgal edecek vesaire diye söylediğinde e, hani gel gel yaptığını bir e, bir şekilde e, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesini teşvik eder cesaretlendirir halde konuştuğunu konuştuk bunun, bununla ilgili şey denir kendi kendini tamamlayan kehanet yani böyle bir şey söylüyorsunuz söyleye söyleye uzun sürenin içerisinde o gerçekleşiyor çünkü taraflar bunun kendileri için çok maliyetli bir şey olmadığını düşünüyorlar. Ee, ya bu, bu konuda emin olun çok net bir pozisyon alamıyorum. Yani Biden'ın bunu kurgulayarak mı yaptığını yoksa Biden'ın gelişine mi vurduğuna dair e, elimde çok net e, kanıtlar olmadığı için e, iki ihtimalden de şüpheleniyorum. Birinci ihtimal yani bunu kur, kurguladılar baştan itibaren diyecek olursak o aslında biraz fazla bir başarı atfetmek olur. Mesela ben şeyi düşünüyorum. Bu yaptırım meselesi. Yaptırım meselesinde çok net baştan itibaren kurguyu kurmuş işte şeyin de Gazprom'un bankasının da yaptırıma gireceğini açık bir şekilde Avrupa ile anlaşıp Rusya'nın önüne dikmiş olsalardı Rusya bu savaşı başlatmakta bu kadar cüretkar olmazdı. Ben inanıyorum ki yaptırım paketi önceden Rusya'ya sinyallenmiş ve açıklanmış, güvenilir bir şekilde açıklanmış olsaydı aslında Rusya bu işe başlamazdı. Yani en azından karasal bir işgale girişmezdi. Şimdi düşünüyorum bunu kasten mi yaptılar, geciktirdiler işte Rusya bir askeri savaşa başlasın. Ve bu savaş esnasında Rusya'yı burada didikleyelim. Böyle de olabilir. Ama öbür taraftan biliyorum ki mesela Amerikalılar uzun süre Avrupalıları bu konuda ikna edemediler. Yani e, bir anlaşma ya yani bir ortak bir paket üretip o paket çerçevesinde Rusya'yı durduracak bir yaptırım e, ortaya koyamadılar çünkü Avrupalıları ikna edemediler. E, onun farklı sebepleri olabilir. Şu olabilir. Ama nihayetinde burada bir beceriksizlik olayı da var. Bu nedenle mesela işte işgale dair açıklamaları yaptığında hem işgale girmesini istiyor şeklinde de okuyabilirsiniz. Hem de aslında Avrupalıları korkutmak için bu işin bir tantanasını yapmış olarak da okuyabilirsiniz. Ama bir kere savaş başladı. Artık bundan sonra Amerikalıların veya Biden'ın yaptığı her açıklamanın bu e, savaşı körüklemek üzere olacağını yani daha öncekileri ayırıyorum ama savaş başladıktan sonra her şeyin bunu körüklemek üzere olacağını tahmin edebiliyorum çünkü ister planlamış olsunlar ister gelişine vuruyor olsunlar önlerine harika bir şey fırsat. düştü fırsat düştü biraz önce söyledim Ete Bey bu savaşın mümkün olan en uzun halini istiyor Amerika. Neden bunu istiyor hocam konuşalım birazdan. Tamam. Ee, ara zamanımız geldi. Kısa bir araya gidelim sonrasında devam. Edelim. Tam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biden'ın son açıklamalarını aktarmıştık. Rusya kimyasal ya da biyolojik silah kullanabilir dedi. Siber e, saldırılara işaret etti Biden. Şunu konuşuyoruz. E, Rusya pişman mı? Nasıl bir taktik değişikliği izleyebilir önümüzdeki günlerde diye. E, ama Amerika'nın bu savaşın uzaması, bu sürecin uz uzaması işine geliyor demişti Hasan Basri Yalçın Hocamız. Buyurun neden diye sormuştuk. Oradan devam edelim. Sonra da oligarklar Putin'i zehirleme hedefinde çünkü mi? Çünkü uzun süredir Böyle bir Amerikalılar Avrupalılarla Rusları kafa kafaya vurmak istiyor. Yani e, hem gaz üzerinden hem diğer ticari e, ilişkiler üzerinden Rusya ile Avrupa'nın birbirlerini dengeleyecek bir şekilde Ukrayna'da kapışması ve benzeri yerlerde kapışması Amerika'nın varsa eğer bir Çin planı Amerika'nın verse eğer e, Asya Pasifik'e gitmek gibi bir planı onun için öncelikle bu coğrafyada Rusya'yı bir dengelemesi, dengeleme görevini de Avrupalıların üzerine yıkması gerekiyor. Bu nedenle Ukrayna meselesinde sürekli Avrupalıları tedirgin edecek açıklamalar yapılmaya devam ediyor. İlk başta yaptıklarını hani söylemeye çalıştım. Gerçekten işgali çıkarmak için mi yaptı yoksa ee, geldi, onun üzerine mi yaptı bilmiyoruz ama şu an artık bildiğimiz bir şey var. Ee, Amerika bu savaşın mümkün olduğunca çok uzamasını istiyor. Uzasın ki Avrupalılar yeni bir pozisyon almaya başlasın ve Avrupalılar korksun, daha tedirgin olsun. Yani o e, Trump döneminde de Obama döneminde de defalarca karşımıza geldi. işte. NATO'daki e, askeri harcamalarınızı yüzde iki seviyesine çıkarın diye Avrupalıları ikna etmeye çalışıyorlardı. Burada ee, Rusya'ya karşı daha önceden gazla ilgili yaptırımları Almanlara uygulayın diye defalarca Amerikalılar ısrar etti. Almanlar Amerikalıların kendi arkalarında durmayacağını düşündüğü için bir türlü bu ısrarlara olumlu yanıtlar vermedi. Ama şimdi iş savaşa dönüştüğü andan itibaren Avrupa'nın sınırlarına savaş, göç, kimyasal silah gibi tehditler gelmeye başladığı andan itibaren biliyorsunuz Almanya'nın yeni sosyal demokrat Başbakanı Almanya'nın savunma bütçesini 100 milyar avroya çıkarıverdi. Ee, daha fazla önümüzdeki dönemde çıkma ihtimali de var. Avrupalıları en fazla bu sürecin içerisinde korkutacak şeyler tabii ki göç ve kimyasal silah. Çünkü kimyasal silah mesela işgal Ukrayna'da olup bitenler en fazla Avrupalılar ne diye düşünüyor? En fazla Polonya'ya kadar gelir. En fazla işte Romanya'ya kadar gelir. Hala bize bir mesafe var. Dolayısıyla biz hala burada güvendeyiz diye düşünmesin. Çünkü kimyasal silahlar vesaireler kullanılmaya başlandığı andan itibaren o her yerde patlatılabilir hale gelir. Mesela Putin işte Londra'da değil mi? Putin'in Londra'da kendi muhalifini bir kimyasal gazla öldürdüğü tartışmasıyla yıllardır konuşmuyor muyuz? Benzeri saldırıların, kimyasalların o Pandora'nın kutusu bir kere açıldığında karşılıklı saldırılar olmaya başladığında Avrupalıların o kendilerine ait olduğunu düşündükleri güvenli bölge bir anda yırtılabilir. Bir de dikkat ederseniz kimyasal silahla nükleer silahları birbiriyle beraber sanki böyle daha da resmi bulandırmak istermiş gibi kullanıyor. Çünkü ya bunların her ikisi de kitle imha silahı olarak geçer ama aralarında dağlar kadar fark vardır. Yani çünkü nükleer silahlar e, girdiyse devreye o zaman süper güçler girdi demektir. O zaman NATO falan. Şimdi kimyasal silah nükleer silah onları beraber anıp Avrupalı ülkelerin de NATO şemsiyesine olan ihtiyaç da burada dile getiriliyor. Göç meselesini söyleyecek olursanız zaten Avrupalılar uzun yıllardır neyi söylüyorlar? Kendi içlerinde bir yabancı düşmanlığından bahsediyorlar. Bugün Ukrayna ile ilgili o dostça kardeşle açıklamalar yapılır. Ama o sayılar 10 milyonları 20 milyonları bulmaya başladığında ee, aynı zamanda bunlar ekonomik yaptırımlar, ticari sorunlarla beraber geldiğinde Avrupa yepyeni Peki. bir keşmekeşin içerisine düşebilir. O yüzden Avrupalılara diyor ki bakın tedbirinizi alın. Bize çok güvenmeyin, biz ancak nükleer caydırıcılıkta yanınızda durabiliriz. Evet. Ona da ihtiyacınız varsa bizim yanımızda durmanız evet. lazım. oligarklar meselesi Bu oligarklar meselesi önemli. Olabilir mi yani gerçekten böyle ben, bir plan bu ben iddiaya göre yani oligarklar? Ben darbe olasılığını uzak görmüyorum ama bu darbe oligarklardan geleceği iddiasını paylaşmıyorum. Çünkü oligarklar çok çok konuşuyoruz biz oligarkları da. Oligarklar sanki Rus devletinin içerisinde bağımsız bir etkiye sahipmiş gibi düşünüyoruz. Halbuki oligarklar devlet oligarklara değil. Oligarklar devlete bağlıdır Rusya'da. Yani bir devlet normalde Normalde ama bu biraz Normalde. son dönemde değişti gibi ah, mi? Hayır hayır. Diyorsun, Normaldesi her zaman böyle. Hoca'dan sonra söyleyeceğim tamam. Tamam. oligarkları. Tamam. Oligarkları biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında kurguladı devlet, o kurgunun içerisinde işte e, ne bileyim devletin önemli e, yatırımları hepsi komünist <laughs> yatırımlardı bunlar. Onlar birilerinin üzerine yapıldı ve onlarla işte ne bileyim bir zenginler sınıfı yaratıldı. Ama Rusya'da e, devlet ekonomiye o kadar hakimdir ki o oligarkı alır yerine başka bir oligarkı bir gecede getirir Rus devleti. Hmm. Bu zamana kadar mesela hatta şeyden itibaren e, bütün görev değişikliklerine bakın Rusya'nın içerisinde. Ta Sovyet dönemindeki görev değişikliklerine bakın. Tüm bu dev, devlet e, lider değişikliklerinin her birinde... Sovyetler Birliği'nde politbüro, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'dakinde her birinde devlet otomatik belirleyici oldu. Gorbaçov giderken Yeltsin'i getiren aslında orduydu. Yeltsin gidip yerine Putin gelirken Putin'i destekleyen yine devlet makinasıydı. Putin e, yani Putin Yeltsin döneminde kurulan oligarkları devraldı. Oligarklığın sahipliği devlettedir. Dolayısıyla bir darbe ihtimali her zaman vardır. Çünkü dar devlet darbeleriyle gider. Ama oligark darbeleriyle değil. Zehirlenme ihtimali vesairesi şusu busu ya yani Putin. Yani Putin çok bir şekilde bir devreden düzenle, çıkarsa bu yine Rus devletinin Rus devletinin atacağı adımla olur diyorsun. Rus istihbaratının, Rus ordusunun içerisinden gelebilecek bir yöntemle Putin devrilebilir. Çünkü daha önceki örneklerde oldu bunlar. Ama oligarkların tek başına Devlet başkanı devirdikleri, devlete kafa tutar hale geldikleri olmadı. Devlete bağlıdır oligarklar, Oligark, devlet oligarklara bağlı değildir şey. Rusya'da. O yüzden oligarklar üzerinden gitmek için şey. oligarklardan gidişin sebebi mesela bunu Ukrayna açıklıyor, değil mi? Ukrayna diyor ki oligarklardan evet, evet. bir tanesi size yirleyebilir. Ukray Ukrayna'nın yaptığı da bir çeşit propaganda. O da orada bir güvensizlik hissi yaratmaya çalışıyor. Oligarkların sistem tarafından yabancılaştırılması, oradaki devlet düzeninin yeniden karmaşaya düşmesini ümit eden bir açıklama. Bu anlamda bir spekülasyon yapıyorlar diye düşünüyorum. Peki şimdi e, Ukrayna İstihbarat Servisi yani bu Ukrayna İstihbarat Servisi'nin iddiası şöyle e, ifade ediyor. Rusya'nın önde gelen isimleri Ukrayna'nın işgalinin yaptırımlardan büyük zarar gören Rus ekonomisi üzerindeki etkisine öfkeli ee, Rus oligarklar da işte e, bu sebeple e, Putin'i zehirleyebilir böyle bir istihbarat yani, var diyorlar. Rus oligarklar devletten bağımsız zenginler Siz, değildir. No, Devletin o, evet, zenginliğini peki. yöneten genel müdür. Aynen. Peki. Yani, e, o yüzden Melik Bey size döneceğim ama burada. Yoktur.